Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Şubat aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Şubat ayında özel hayatınız, aileniz, yuvanızla ilgili konulara daha fazla odaklanabilirsiniz. Tabii ki geleceğe ait kariyer beklentileriniz de bu ay alacağınız etkilerle şekillenebilir. Aya güçlü bir yeni ayla başlıyoruz. 1 Şubat'ta Kova burcunun 12 derecesinde yeni ay doğacak. Satürn'le birleşen bir yeni ay bu ve 4. evinizde doğuyor sevgili akrepler. Bu daha çok sizin özel yaşamınız, aileniz, işte eviniz, yuvanız, ebeveynlerinizle ilgili bir alan. Her yeni ay yeni olasılıkları gündeme getiriyor. Ama bazı yeni aylar hayatımızda biraz sorumlulukları da öne çıkarabilir. İşte bu yeni ay böyle bir yeni ay çünkü Satürn etkisi var. Sabit burçlar çok etkileniyor. Siz de bir sabit burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarında mı? Bunu 8 ile 16 derece arası alabilirsiniz. O zaman daha güçlü etki alacağınızı söyleyebilirim. Satürn Güneş karesi de zaten şu an aktif haritanızda. Bu da ev ve yuva alanlarında bazı yapılandırmalar, uzun vadeli bazı etkiler olduğunu gösteriyor bize. Tabii ki evlenmek, yuva kurmak gibi temalar olabilir hayatınızda. Aile olmak, ebeveyn olmak gibi konular da olabilir. Bunlar hayatınızda alacağınız sorumluluklardır. Bir yandan da işte ev almak, satmak, taşınmakla ilgili konular, aile üyeleri, ebeveynler ve onlarla ilgili sorumluluklarınız. Ailenizde bazı gündemler olabilir. Ebeveynlerin hayatlarında bazı dönüşümler olabilir. Belki hastalıklar olabilir ya da daha zorlu durumlar olabilir. Bunlarla ilgili temalara da bu ay dikkat etmek gerekiyor. Evet, yeni ay etkileri 16 Şubat'a kadar ay ışığını büyüttükçe zaten gündemimizde olacak. Mars, gezegeniniz Mars ay boyunca Oğlak Burcu'nda daha ciddi, daha kararlı, daha tutkulu bir enerji verecek size. Hedef odaklısınız bu ay. Üstelik Venüs de Mars'ın yanında ilerliyor. Her ikisi de Oğlak Burcu'nda. Merkür retrosu da 5 Şubat itibariyle tamamlanacak. İleri dönecek Merkür. 15'ine kadar Oğlak Burcu'nda, 15'inden sonra Kova Burcu'na geçecek. Üçüncü evinizde tabii ki Venüs'ün, Merkür'ün, Mars'ın hareketi, hatta Plüto da orada. Bazı güçlü düşünceler, fikirler içerisinde olduğunuzu gösteriyor. Yani bunlar planlar, programlar olabilir. Bazı yasal anlaşmalar, sözleşmeler, belki ticari anlamda bir iş anlamında bir girişim gündemde olabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, akrabalarınızla da ilgili belki bu dönemde daha fazla bir arada olmanız, onlarla iş konuşmanız, ailenin de hani bir arada olabileceği bazı yasal süreçlerin olması mümkün. Belki bir miras paylaşımı gibi bir konu var ya da hani aile içerisinde böyle kardeşlerin de yer aldığı ortak işler ve bunlarla ilgili bazı gündemleriniz var. Bu ay evet enerjinizi bu faaliyetlere yönlendirebilirsiniz. Hatta bu amaçla seyahatler yapmanız, bu amaçla yazışmaların, görüşmelerin çok olması, bu amaçla bazı eğitimlere katılmanız da mümkün görünüyor. Ve 16'sında Aslan Burcu'nda Dolunay var. 27 derece Aslan Burcu Dolunay 10. evinizde parlıyor. Bir amacınıza ulaşmanız, hayatınızda bir karar verme aşaması bu. Bir sonlanma aşaması aynı zamanda. Bir yandan da dikkat çektiğiniz bir dönemdesiniz. Yani Aslan güçlü bir burç. Yani liderleri, yöneticileri, ünlü kişileri yönetir. Sizin de bir anlamda hayatınızda böyle bir liderlik, yöneticilik durumunda olabilirsiniz bu Dolunay'la beraber. Aile içerisinde de belki bir konuda öncülük ediyorsunuz, yönetiyorsunuz, liderlik yapıyorsunuz. Ya da iş ortamınızda, mevkinizde, statünüzde bir değişim olabilir. Burada bir işte bir başarıya ulaşmanız, başkaları tarafından dikkat çekmeniz, sonuçta ün şöhret evinizde bir dolunay var. Yani bir başarı getirebilir size bu dolunay. Öncesinde gereken çalışmaları yaptıysanız, emek harcadıysanız. Bunun yanı sıra tabii ki iş arıyorsanız bir işe girmeniz, yer değişimlerinin olması, kariyerle bağlantılı hayatınızda bazı düzen değişimlerinin olmasını da bekleyebiliriz. Yine aile büyükleri, hayatınızdaki otorite figürleri, üstleriniz, ebeveynler, bunlarla ilgili konu ve temalarda Aslan Dolunaylarında özellikle öne çıkabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş Burcunuz ve Yükselen Burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa bireysel etkileriniz daha güçlü olacaktır. Sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa haritanızda, Güneş ve yükselen dışında tabii ki bu o zaman bu etkiler daha da bir artabilir. Dolunaylar sağlık konularında hassas olabilir. Hem sizin sağlığınız hem işte aile büyükleri, hayatınızda ebeveynler, onların genel sağlıklarında hassasiyetler artabilir. Özellikle dolaşım sistemi bozuklukları, tansiyon dengesizlikleri, kalp
ile ilgili rahatsızlıklar, sırt bölgesi, omurga gibi alanlarda bazı problemler bu dolunaylarda kendini gösterebilir. Kronik sorunu olanların da daha dikkatli olmasında fayda var. 18 Şubat Jüpiter-Uranüs seksil açısı keyifli bir açı. Jüpiter maddi konularda olduğu kadar özellikle manevi alanda da önemli farkındalıklar getiriyor bize, ruhsal açılımlar getiriyor. Sevgili aslanlar, sizin için de özellikle Jüpiter-Uranüs arasındaki bu güzel kontak belki bir para konusunu çözmenizi sağlayacak. Ya da bunun yanında ilişkilerle ilgili bazı destekler alabilirsiniz. Yani eşinizden güzel bir romantik jest olabilir mesela. Ya da bir işbirliğinizden bir işbirliğinin desteğini hissedebilirsiniz burada. Parasal konularda da bazı şanslarla karşılaşmanız mümkün görünüyor sevgili akrepler. Evet, ayın 18'inde Güneş Balık burcuna geçecek. Sizin için dost bir burca geçecek. Artık romantik konuları öne çıkarıyor. Daha fazla romantizm var. Ayın 18'inden itibaren biraz da hayatın keyifli yanlarına, eğlenceli yönlerine siz de daha fazla odaklanabilirsiniz. 23-24 Şubat, hatta 22 Şubat gezegeniniz Mars ve Venüs Neptün'le güzel bir açıda olacak. Bu da romantik ilişkileri destekliyor. Aşk hayatınızı destekliyor. Yaratıcılığınızı arttırıyor. Kendinizi ifade edebileceğiniz ortamlarda, yani konuşarak, bir şeyler üreterek, mesleğinizle de ilgili olabilir. Yani sosyal hayatınızda da olabilir. Dikkat çekebilirsiniz. Bunlar sizin için oldukça faydalı açılar. 25-26 Şubat'a biraz dikkat edelim. Merkür-Uranüs karesi stresli bir açıdır. İletişim sorunları, ani böyle fevri hareketlerin yol açtığı, işte kazalara, sakarlıklara yol açabilir. Birazdan kolektif alanda belki işte hava şartlarında olumsuzluklar, fırtınalar, rüzgarlar ya da elektrikli bir hava, düşen yıldırımlar, hani bunları tetikleyebilir. Hava yolculuklarını zorlayabilir. Elektrik arızaları, elektronik araçlardaki problemler bunları tetikleyebilir. Özellikle 25-26 Şubat Merkür-Uranüs karesi sabit burçları da daha fazla etkiliyor. Sizin de burada bireysel olarak dikkatli olmanızda fayda var. Evet, ayın geneline baktığımızda bu ay sabitlerdeki yeni ay ve dolunay döngüleri, ev, yuva, aile konuları, geleceğinizle ilgili bazı önemli kararlar ve tabii ki kariyeriniz, toplumdaki statünüzle ilgili alanlarda güçlü etkiler getiriyor. Buralarda bazı değişimler, yeni başlangıçlar olabilir veya bazı hak edişlerle beraber amaçlarınıza ulaşabilirsiniz sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.